İzmir gündemine hem de Türkiye gündemine İzmir Körfezi taşınmıştır. Bu tabii bizim istemediğimiz bir durumdur. Bu duruma ilişkin alınması gereken tedbirlere, yapılması gereken işlere ilişkin kurulumuz hep birlikte istişare yapmış ve yapılacak işlere ilişkin kanunun, yönetmeliğin tarif ettiği şekliyle belediyelerin sorumluluklarını belediyelere, varsa diğer kurumların, kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, OSB ve sanayi kuruluşlarının yapması gerekenleri de tarif edecek şekliyle Eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız. Bu eylem planında ilgili kurumların sorumlulukları net bir şekilde tarif edilecek. Bu sorumluluklar çerçevesinde de yapılması gereken projeler inşallah hızlı bir şekilde hayata geçecektir. Biz bakanlık olarak bu sürecin takipçisi, denetleyicisi, yol göstericisi olmaya devam edeceğiz. İlgili tüm kuruluşlarımızla, kurumlarımızla birlikte bu süreci takip eden, yol gösteren olma görevimizi yürütmeye devam edeceğiz. Açık söylüyorum, İzmir Körfezi'ni bu manada kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Ve sorunlarla ilgili her türlü süreci an ve an takip edeceğiz. Yapılması noktasındaki irademizi net bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu manada çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan tüm paydaşlarımızla birlikte öncelikle İzmir Körfezi'nin yeniden hali hazırının alınması, ki bugüne kadar yapılan projeler ta 2010'dan beri konuşulan, hayata geçirilemeyen projeler. Dolayısıyla o gün için 50 milyon metreküp dip çamuru hesabının bile bugün farklı bir durumda olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda yeniden hali hazır alınarak ilgili hocalarımızın kendi meslek dallarıyla alakalı, yetkinliğiyle alakalı gruplar oluşturularak, bu gruplar çerçevesinde bir taraftan İzmir Körfezi'ne akan derelerin ıslahı, burada alınması gereken tedbirler, burada yapılması gereken organik tarıma kadar, yine atık su ve yağmur suyunun ayrıştırılmasına ilişkin hızlı çözümlerin ortaya konması, buradaki sirkülasyon kanalı veya navigasyon kanalına ilişkin tarama faaliyetlerinin bir an önce ilgili kurumlarca, Büyükşehir Belediyesi'nce ve varsa Ulaştırma Bakanlığı'nca yapılması ve kara kaynaklı kirliliklerin önlenmesine ilişkin adımların atılmasına kadar birçok eylem planını ay sonuna kadar bilim insanlarımız çalışacaklar ve çalışılan bu projeler ve hedefler doğrultusunda da bu işlerin yapılmasını inşallah ortaya koymuş olacağız. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesi 605 bin metreküp yeni etabın tamamlanmasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nin bu etabı tamamlanması noktasında hızlanmasını söyledik. Dördüncü etap dışında yeni etapların yapılmasına yönelik adımların atılması gerektiği de bugünden yine ilgili belediyemize hatırlatılmış oldu. İnşallah bu kapsamda çalışmalar yapılacak ve bilim insanlarımızın görüşleri ve fikirleri doğrultusunda, burada hepsi birbirinden değerli hocalarımız var, İnşallah o çalışmaları hep birlikte ortaya koyacak ve güzel İzmir'imizi, bize emanet bu güzellikleri koruyacak, gelecek nesillere aktaracak adımları atma noktasında takip ve bu manada sürecin izleyeni, yol göstereni olmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar bu sürece katkı sağlayan tüm hocalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, bu konuyla ilgili dertlenen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar.